Arkadaşlar merhaba. Evimize dolap yapacağız. Ufak bir dolap. Siz de kendi evinize dolap yapabilirsiniz. Ama ilk başta önce ölçüleri çıkarmanız gerekiyor. Ben ölçüleri çıkardım. Şimdi bu ölçülerin anlamı ne? Ben size onlardan bahsedeceğim. İncelikleri aslında bu ölçüler. Siz de kendinize göre bir ölçü çıkarıp bunu kestirip evde montajlayabilirsiniz. Şimdi bizim bu ölçülerimizin ne olduğunu ben size söyleyeyim. Ben şöyle bir tane dolap çizeyim size. Şimdi dolabımız bu. Varsayalım. Bu üstümüz, bu alt tarafı. Şimdi bizim buradaki ölçülerimize göre ben bunu hemen üstüne yazarak işaretlemesini yapayım. Şimdi alt üst 40'a 50 demişim. Şimdi bizim bu dolabımız bu genişlik olarak 40 santim. Geriye doğru 50 santim. Bunu istediğiniz ölçüde yapabilirsiniz. Ben bizim yerimize göre bu ölçüleri yaptım. Şimdi 40'a 50 santim. Şimdi bunları tek tek not alıyoruz. Bundan iki tane gerekiyor bize. Bir alt taraf için, bir üst taraf için. Bunu tekrardan yazıyoruz. 40 santim çarpı 50 santim. Bundan iki tane gerekiyor. Yani bant, bunların bir de bantları var köşelerinde PVC olarak. Onları da nasıl yapacağınızı sonlara doğru söyleyeceğim. Şimdi iki tane dedik, iki adet olarak yazdık. Alt tarafımız, üst tarafımız. Kenarlarımız var şimdi. Şurada şöyle yapalım. İki tane kenarlığımız var. Şimdi bu kenarlığımız şu. İki tane, pardon, iki tane yan olarak yazmışım ben buraya. 50'ye 200 şeklinde. Şimdi bizim uzunluğumuz 200, yani 2 metre. Şu uzunluğumuzu 2 metre olarak yazdık. Geriye doğru şurası geriye doğru 50 santim yazmıştık. O 50'yi ilk başta 50'yi yazıyoruz. Şimdi burasını yaptığımız için burası 50 santim, uzunluk 2 metre. 50 çarpı 200 dedik. Şimdi bundan iki tane gerekti. Bir sağ tarafa, bir de sol tarafa. Bir de şurası için. Şu şekilde. Bir tane de bu tarafa. Şöyle de yazalım. İki tane yazdık. Şimdi bunları PVC'sini de anlatayım. Bunları tek tek yazarken bir de PVC ile ilgili. Şimdi gözüken taraflarını sadece yaptırın. Çünkü o da bir maliyet. Şimdi gözüken tarafı neresi? Burası dolabımızın ön tarafı. Birazdan kapak kısmını da göstereceğim size. Ön tarafı, yani şu kısım görünen kısmımız. Şurası ve şurası. Sağ ve sol olarak buralar görünen kısmı. Yani uzun taraftan, uzun kısımdan, şu 200 olan taraftan tek tarafımız görünüyor. Yani ne yapar? Uzun taraftan, onu da not olarak yan tarafına alalım. Uzun tek yazdık. Anlayacağınız şekilde yazın. Şimdi 40'a 50 demişiz. Görünen tarafımız neresi? Burası. Ve burası görünen tarafımız. Şuralarımız da var. Köşelerimiz. Yani 3 kısım, 3 tane tarafımız görünecek. 3 yazdık. Yani 3 yan olarak 1, 2, 3. Şimdi 3 olarak yazdık. Bunu da nasıl yapabiliriz? Şöyle işaret yapalım. 2
uzun yani 50'ye 40 olduğu için iki tane uzun. Şunu karaladım şu şekilde yapalım. İki uzun. Bir kısa diye not aldım. Bir, iki, bir. Yani iki tane, bir tane. Şimdi diğer tarafımıza geçelim. Yanlarımızı bitirdik. Üst taraflarımızı bitirdik. İskeletimiz tamam. Şimdi bunun raf tarafını size göstereyim. Şuraya raf yaptığımızı varsayalım. İçerisine 3 tane raf yaptık. Şöyle. Rafımızın iç derinlik olarak içi 50 santim. Yani şurası 50. Şimdi bu iç kısmı hesaplarken nasıl hesaplıyoruz? Burada yanlışlık yapmayalım. Şimdi bunun iç kısmı 40 değil. Yani buraya 40 yazdık ama bunun iç kısmı 40 değil. Neden 40 değil? Şimdi şu şekilde bu alt tarafımız, şu 40 santimlik olan tarafımıza varsayalım. Bu bizim kullanacağımız sunta veya MDF'nin kaçlık olduğunu önce karar vermemiz lazım. Yani ben burada 18'lik kullanacağım. 18 milim diye geçiyor. Bunun 18'lik değil de daha düşüklerini de kullanabilirsiniz. Ama bu sefer dolap tarzında kullanamazsınız. Yani sizin kullanacağınız da 18'lik olacak. Yani bu 18'lik bu MDF veya suntanın kalınlığı. Şu şekilde kalın yaptım. Yani burasını 18 olarak düşünün. 18 milim. Yani 2 santimden biraz daha düşük. Şimdi bunu bu alt tarafımızda yani şurası, şu alt tarafımız. Bunun üzerine yan taraflarımızı bindiriyoruz. Yani üst kısmına şöyle yapalım. Üst kısmına bindirdik. Bu tarafına da üst kısmına bindirdiğimiz için bu 40 santim 40'a 50'nin üstüne bindirdiğimiz için şimdi arada iki tane 18'lik bir kayıp var. Hem sağda hem solda. 18 şu şekilde 1.8 diye geçiyor bu. İkisini topladığımızda 3.6 yapıyor. 3.6 santimlik bir kaybımız var. Bu kayıp bu iç kısımda. Üstüne bindirdiğimiz için üç kısmında şimdi 40 şurası 40'tı. 40 eksi 3.6 yaparsak eğer bizim şu aradaki ölçümüzü verecek. Orası da ne yapar? 36.4. Şurayı yapamadım, yazamadım. 40 dedik. 40 dedik. Altına 3.6 yazdığımızda yani şu 36.4'ü vermiş olacak. 3.6'mız burada. Artı 1 artı 36.4 yaptığımızda 40'ı çıkarmış olacak. Yani bu iç kısmın size ölçüsünü vermiş oluyor. O yüzden burası 36.4. Yani şu iç kısım. Şimdi 36.4 kısmımız şu ön tarafımız. Arkaya doğru derinliğimiz de 50 santim bizim ölçümüz. Şimdi bundan kaç tane yapacağız? Raf olarak 3 tane dedik. 1, 2, 3. 3 adet yazdık. Artık kaç tane yapmak isterseniz. Bunun görünen kısmı neresi? Sadece ön tarafımız. Yani bantlanacak, PVC olacak tarafımız ön tarafımız. Burası kısa tarafımız. Kısa tek yazdık. Yani bir tarafını yapacağız. Kısa tarafımız. Uzun tarafımız burasıydı. Şimdi raflarımızı da koyduk. Şunları şöyle işaretleyelim. Şu anda tek kalan yeri kapak kısmı. Kapağımızı nasıl yapacağız? Bizim yerimiz dar olduğu için ben iki tane kapak yapacağım. Siz tek de yapabilirsiniz. Tek yaptığınızda direkt şu 40 santim olarak alacaksınız. Size tek olarak göstereyim ben bunu. Şimdi buraya kapak yaptığımızı varsayalım. Keşke başka kalemim de olsaymış.
Başka renk var mı? O da siyah ki. Şimdi şuraya kapak yaptığımızı varsayıyoruz. Şöyle. Şöyle bir şey yaptık. Şimdi bunun ölçüsünü nasıl alıyoruz? Zaten 40 santim bir ölçümüz var şu şekilde ön taraf olarak. Ön tarafı yazıyoruz 40 santimi. 40'ı yazdık. Kapağın bir tarafını. 40 tarafı 40'ı yazdık. Şimdi uzunluğumuz zaten belli. Uzunluğumuz kaç? 200'lü. Şimdi bunu direkt kapağın uzunluğu 200 olmuyor. Neden olmuyor? Çünkü biz bunun üzerine bindirmiştik. Şurada üzerine bindirdiğimiz için şu 40'ın üzerine bindirdik. Üstten de bir üzerine binmişlik var. Şimdi burada da aynı bu sistem gibi yapıyoruz. 1.8 altta, 1.8 de üstte. Şimdi bu kadar daha ekliyoruz. Yani bu 200'ün üstüne ekleyeceğiz. 3.6 ekliyoruz. Bir de siz bunları ebatlamaya verirken bunların sonlarına birer sıfır ekliyorsunuz. Gerçi oradaki arkadaş sizi uyarır. 200. Yani şimdi 3.6 daha ekliyorduk. 1.8. 1.8 daha. 3.6. Yani ne yapar? 203. Şöyle yapalım. 203.6. Bizim kapağımızın yukarıya doğru ki ölçüsü 203.6. Kapak kaç tane gidecek? Bir tane gidecek. Kapağımızın dört bir yanını kaplatalım. Şöyle her tarafını dedik. Ölçülerimiz bunlar. Bir de bunun arkasına üçlük yani şu en arka kısma şu arkadaki şöyle işaretleyeyim. Dengede tutan taraf diyelim. Bu arka tarafa bir tane arkalık almamız gerekiyor. Arkalıkların fiyatları da bir 30-35 TL civarındaydı. Şu anda ne kadar onu bilmiyorum. Arkalığımızda zaten ölçüsü yine belli. Kapağımızın boyunda olacak. Keserken yani onu da zaten maket bıçağına keserseniz 3 santimlik şey pardon 3 milimlik alsanız yeter. 3 milimlik kapak dedik. Arkalık dedik. Ölçüsü de bu kalınlığı pardon bu kalınlığımız üçlük. Ölçümüz de 40'a 203.6. Bu kapak boyunla aynı. Yani bunun arkasına çaktığımız taraf. Zaten beyaz var. Onun başka rengi yok. Beyaz olarak alırsınız. Şimdi ben dolabımızı kağıt üzerinde gösterdim. Bir de montaj olarak da size göstereyim. Ben bunu bugün kestirdim. Montajlamasını da göstereyim. Yani çok fazla bir teferruatı yok. Buna ek olarak da zaten alacağınız şeyler belli. Şimdi kapağınız ne kadar büyük olursa ona o kadar da çok buralarına delik deldirmeniz gerekiyor. Yani menteşe delik deldirmeniz gerekiyor. 203 santimlik bir kapak için 3 tane delik deldirseniz yeter. Yani menteşe için. Bunlara ek olarak ne almanız gerekiyor? Onları size söyleyeyim. Ben 3 tane delik deldirdim. 3 adet menteşe. Bir adet şuraya bir tane kulüp koyacaksınız. Kapak kulüp yazalım. Vida almanız gerekiyor. Vidalarınızı da 3.5'a yine bir 40 civarında kullanabilirsiniz. Veya 3 yapabilirsiniz. 3 de olur. Yani şu köşelerden, üstlerden atacağınız vidaları diyorum. Şuralardan atacağınız vidalar. Bir de son olarak şu rafları koymak için çivili olan
çekişle çakılan raflıklar var. Onlardan alacaksınız. Çivili pim diyeyim. Zaten bunu birazdan göstereceğim size malzemeleri. Bunları aldığınızda siz evinizde kendi başınıza bunu yapabilirsiniz. Dışarıdaki maliyetten tabii düşük olacak sizin yaptığınız. Güzel olur mu? Güzel olur. İstediğinize göre yapabilirsiniz. Yani nereye nasıl istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Şimdi montajlama kısmına geçelim. Diğer malzemelerimiz de bunlar, ihtiyacımız olan menteşelerimiz. Kapaklar için kulup. 3,5-18'lik vidalarımız. Bunlar ne için? Bunlar şu menteşelerimize takmak için. Bunlar da raflarımız için. Pimler, çivili. Bunlar normalde bazalar için kullanılıyor ama ben bunları ayak olarak kullanacağım. Siz farklı ayak da alabilirsiniz. Bunlar da normal 3,5-40'lık vidalarımız. Bunlar da, yani bunları iki tane hedefeyi birbirine birleştirmek için kullanacağız. Şimdi başlangıcımızı yapıyoruz. Bu yan tarafımız. Bu da alt kısmımız. Size demek istediğim oradaki üst üste bilme kısmı şu tarafıydı. Biraz yakınlar. Şurasıydı. Üst üste bindiriyoruz. İlk başta buraların vidalamasını yapacağız. Şuradan iki tane kılavuz olarak bir tane delik delelim. Yani üç tane. Bu MDF olduğu için direkt vidayı atmayın. İlk başta şu ince bir tane uçla bir kılavuz olarak delik delin. Üçer tane vida atacağım ben. Tarafını yapıyoruz. Bu şekilde yaparken dikkat edin. Halınızı veya parkenizi delmeyin. Bu şekilde tozlar olacak. En son bunları çekersiniz. Bir yere toplayın bu şekilde. Bunu bu şekilde şimdi koyacağız. Vidalamasını başlatayım ben bunu. Üç tane şimdi vida atacağız. İskeletimize başlıyoruz. Bunun şu kısmını tam sıfırlayın. Şurasını. Yoksa diğer tarafta çıkıntı kalır. Bunun patlatmasının sebebi kılavuzu buraya da sokmamam benim. Kılavuzun ucu kırık olduğu için bu tarafa sokmadım. Yani kılavuzu yaparken aslında bu taraftan yaparsanız bu patlamayı engeller. Çok da bir problem olmaz. Yanınızda biri olursa sizin için daha iyi olur. Yani en azından başlangıç için.
burada benim yaptığım yanlışı ben size göstereyim. Bu alt tarafta şuraya da bant çektirmem gerekiyordu. Buraya bant çektirmeyi unutmuşum. Onu siz unutmayın. Gözüken taraflara demiştik. Burası gözüküyor. Ve bant çektirmeyi unutmuşum. Bunun için bant alacağım. Bantı baleyle yapıştıracağım. Bu çok bir problem olmayacak. Şimdi diğer tarafı da yapalım. Tezgahınız gibi bir şey varsa üzerine yaparsanız daha rahat olur sizin için. Şimdi burası tamam. Diğer tarafa geçiyoruz. Bunu bu şekildeyken çok fazla böyle sağa sola hiçbir şekilde oynatmamaya çalışın. Düz bir şekilde çekin. Diğer taraftan montajlamasını yapın. En azından iskeletiniz oluşturmaya kadar. Buradan açarsanız burası bu şekilde yamulur. Bu taraflardan patlatırsınız. Diğer taraf için de şimdi kılavuzumuzu açalım. Bunları eşit tutmaya çalışın. Yani eşit derken şurasıyla burası. Ve yükseklik olarak.
MDF ile sunt arasında çok bir fiyat farkı yok. MDF tercih ettim. Sunta 2-3 kere sökmeye parçalanıyor. Daha hafif bir malzeme oluyor. Tercihiniz MDF'den olsun. Eğer eviniz için düşünüyorsanız, yani uzun vadeli olarak. Alt kısımlar kaldı. Bu şekilde bir şey koyarsanız daha rahat olur. Şu anda biz iskeletimizi yaptık. Asıl zor kısmı bitti. Şimdi size raf sistemini anlatayım. Orada 1.8 düşüyoruz demek istediğim şuydu. Şurası 1.8, burası da 1.8. 36.4 kalıyordu. İşte şu. Eğer biz de bunu 40 olarak yapsaydık bu buraya girmeyecekti. Bunların ikisinin arasındaki payı düşmüş oluyoruz. Yani şu aradaki payı düşmüş oluyoruz. Bu önemli. Şimdi arkalarımızı çakarsak sağ sola oynamaz. Daha iyi olur. Yani yerdeyken arkalığı çakarsanız zaten işimiz de bitti. Bu şekildeyken ayaklarını da çakın. Ayağını nereye koyacaksanız. Ayaklarını da şuraya şimdi yapayım. Arkalığı da çakalım. İşimiz bitsin. İki kişi yarım saatte bir tane dolabı yapar. Çok da zor değil. Sadece el alışkanlığı olması gerekiyor. Bu ayakları koyacağınız yere göre seçin. Şimdi dolabın yüksekliğini tam tavana kadar yaparsanız ayakları da koyduğunuzda oraya sığmaz. Onu da ölçün. Onun payına göre yapın. Ben ufak kullandım. Sadece altı hava alsın yeter. Çok zaten pis olan bir yerde durmayacak. Hava alması için. Diğerini kullandığım taraftan atacağım. Dışarıya taştı. Şimdi bu ayaklar için 18'lik 3 veya 3.5'luk alırsanız 3.5'luk daha iyi olur. 3.5'luğu alın. 3.5 18. Yani 3.5 bunun kalınlığı, 18'de uzunluk olarak. Bunları da kılavuz açsaydım daha kolay girecekti.
Şu vidaları biraz daha ön tarafa doğru yapabilirsiniz. Yani ayakların görünmesini istiyorsanız görünse de olur, görünmese de olur derseniz bu şekilde yapabilirsiniz. Bunu bu şekilde tutarken makaba dikkat edin. Kayarsa eliniz bayağı bir acır. Yani elinizi uzak tutmaya çalışın. Kontrollü olsun. Ayaklarımız tamam. Şimdi arkalarını bunu takalım. Arkalarını taktığımız zaman şu anda da sağ sol oynamaz ama arkalık takıldığı zaman daha güçlenecek bu. Bunun için çıkarmanız gerekiyor. Bende her şey oldu. Şekilde 1 TL'lik 2 TL'lik çivilerden alsanız yeter. Bunlar çok bir para tutmuyor. Şimdi arkaları ben bitireyim. Arkalarımızı bu şekilde direktiflerine göre koyuyoruz. Benim gibi yamuk keserseniz daha sonra bunu fatihayla dikkatli bir şekilde düzeltebilirsiniz. Şimdi bunları çivilerimize şu tam köşe kısmından başlıyoruz. Şu şekilde. Çok fazla içeri doğru gelmeyin, patlatırsınız. Bir tane de bu tarafa atıyoruz. Belirli aralıklarla atın. İçine eşya koyduğunuz zaman patlatma yapmasın. Evinizde yapabilirsiniz. Herkesin evinde kendi yaptığı daha değerli olur. Dışarıdan satın almanıza gerek yok. Hobi amaçlı yapabilirsiniz bunu.
Yine belirli aralıklarda 15-20 santim aralıklarla çakın gitsin. Burayı zımbayla yapmaya çalışmayın. Zımbayla yapmanız için makine olması gerekiyor. Diğer türlü bir süre sonra kendini açıyor. En güzeli çivi. Çivinin de hatta şu şekilde de yapabilirsiniz. Biraz yakınlaş. Şimdi bu şekilde yapın. Sonra daha sonradan da şu şekilde yamultabilirsiniz. Bu şekilde daha sağlam olur. Yani bu bir süre sonra yine atma ihtimali oluyor ama bunun hiçbir şekilde olmuyor. Şekilde. Zaten arka tarafta kalıyor. Görünmediği için problem yok. Videoyu durduralım biz. Bunları çaktıktan sonra devam ederiz. Arkalığımızı taktık, çivilerimizi taktık. Şimdi ön yüzümüz burada. Böyle bir dolap oldu. Şimdi iki tane kapağımız var. Çizimde size bir tane kapak göstermiştim ama bizim yerimiz biraz dar olduğu için ben iki tane kapak yapmak zorunda kaldım. Bu delikleri yaklaş azıcık. Bu deliklere bunları kestirdiğiniz yerde açtırabilirsiniz. Kapak uzun olduğu için 3 tane delik açtırdım ben. Kapağın boyuna göre 2 tane veya 4 tane artık ne kadar uzunsa ona göre delik açtırırsınız. Bizim dolabımız 2 metre. 3 tane delik yeterli oluyor. Şimdi bunları nasıl takılacağını da size göstereyim. Bizim MDF'mizin kalınlığı 18 olduğu için 18'lik, 3-18'lik ben vidalardan kullanıyorum. Şu şekilde bunları takarsınız. Ben şimdi bunların hepsini takacağım tekrardan. Ondan sonra videoya devam ederiz. Yani kapakları montaj ederken ve iç kısmındaki hatta rafları birkaç tanesini size göstereyim nasıl takıldığını. Biz 5 tane raf kestirdik. Bunların ölçülerini siz kaç tane raf yapacaksanız veya ne kadar yükseklikte yapmak isterseniz oraya göre işaret koyun. Mesela 50 santimden alacağımızı varsayalım. Böyle metre ile 50 santime bir tane işaret koyun. Bir tane bu tarafa, bir tane arkaya. Bu taraflara da aynı şekilde. Daha sonradan bu çivili pimlerimizi, o işaretlerimizi çakıyoruz. Çaktıktan sonra rafları oturtuyoruz buraya. Bunu daha sonradan da yapabilirsiniz. Kapakları taktıktan sonra. Kapakların montajını bitireyim. Ondan sonra devam edelim. Menteşelerimizi taktık. Bütün menteşeler takıldı. Şu anda rafların olduğu yere
ölçtüm. İlk başta ben 46 santimle başladım. Bunu siz nasıl istiyorsanız o ölçüye göre yapın. İlk başta yine ucumuzla odaklaşıyorum bilmiyorum. Ucumuzla çok az bir şekilde çivinin girebileceği kadar, yani tutabilecek kadar ufak bir delik delin. Ondan sonra buraya tutturması daha kolay oluyor. Şu şekilde ben ufak bir delik deldim. Elinize vurmadan bir kişi de bu taraftan bastırırsa bu çivim olmaz. Şu an destek alamıyorum. Ben destek almadığım için kolay olmuyor. Veya bunu komple yatırırsınız. Bütün işaretleri koyun. İşaretleri koyduktan sonra komple yere yatırın. Yere yatırdıktan sonra bunları çekerseniz daha kolay olur. Bu şekilde diğer taraf dediğim gibi boşta kaldığı için rahat çakılmıyor. Güç alamıyorsunuz. Bunlar işinizi görecek. Bu şekilde. Şimdi bir tane rafı oturtayım size göstermek için. Rafımızın görünen kısmını PVC kapla attırdım. Bu taraflara gerek yok. Şu şekilde. Diğerlerini de koyduğumuzda tamamen raf raf olacak. Dolabımızı bitirdik. Ben yerine koydum. İşte şu şekilde. Bizim yerimiz biraz dardı. O yüzden ufak yaptık. İstediğiniz ölçüde yapabilirsiniz. En baştaki videodaki, videonun en başındaki o kağıtla yazdığım şeyi tabii dikkate alın. Onu bayağı bir inceleyin. Ondan sonra siz de yapabilirsiniz.